Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misin herkes? Kalın bekliyorum daha geniş kitle seslenmek için. Survivor All Star 2'de konuşacağız. Evet, 90. bölüm tanıtımı yapıldı ve 90. bölümde haftanın 2 tane dokunmazlık oyunu vardı. 2 dokunmazlık oyunu da kırmızı takım kazandı. Özellikle ilk dokunmazlık oyunu 12'ye 1. Yani Survivor tarihinin bu sezon en iyi skoru oldu. Ve ikinci dokunmazlık oyunu başladı. Ve 12'ye 11'de yine kırmızı takım kazandı. Özellikle üst üste 2 kere kırmızı takım kazanması önemliydi. Yani yine baktığınız Nagihan, Merve Aydın, Sercan, Avatar Takan harika yarıştı. Özgür harika yarıştı. Yani özellikle Arena olsun, Nefis olsun, Merve Aydın olsun. Kırmızı takımların üstüne koyu koyu gidiyorlar. Tabii ki Mavi takımdan moral bozukluğu. Neden böyle oldu? Çünkü Hakan gitti, Poyraz gitti, Yaman gitti. Takım biraz nasıl diyeyim güçsüz duruma düştü. Tabii ki ilk hani haftanın ilk dokunmazlık oyunda 12'ye birlik bir farklı bir skor oldu arkadaşlar. Bu da tabii ki takımlar arasındaki güç dengesini görmemizi sağladı. Tabii ki hafta ilk ve ikinci dokunmazlık oyuna baktığında mavi takımdan doğal olarak kadınlardan Damlacan ve Berna bekliyordu. Seda yazılmadı. Yani özellikle hafta üçüncü dokunmazlık oyunu mutlaka mavi takım kazanması lazım. Eğer ki köprüden önce son çıkışı kullanamazsa bu sefer doğal olarak Seda gelecek. Yani baktığında dediğim gibi mavi takım mutlaka kazanması lazım. O yüzden takımdaki ağır toplar var. Ogeler ve Seda artık dediğim gibi toparlaması lazım takımı ve hafta 3'ün dokunmazlık oyunu çok kritik bir oyun. Tabii ki kırmızı takım özellikle bir güç dengesi var ortada. Bakın görürüz, gözle görürüz bir güç dengesi var. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Nagihan arkadaşlar. Nagihan'ı kimse kolay kolay karşısına alamaz demiştim. Nagihan tek bacakla kadın harika oynuyor arkadaşlar. Aleyna, Nefise, Merve Aydın kadınlar harika. Yani son 5'e son 6'ya rahatlıkla kalacak kişiler. Peki baktığımız zaman bu haftaki panorama yine haftanın 3 ve 4. dokunmazlık oyunu var. 3. ve 4. dokunmazlık oyunda neler olur? Çünkü yine kırmızı takım kazanırsa bu sefer otomatikman Seda elim adayı olacak. Yani 3 tane mavi olacak ve baktığınız zaman 3'ü mavi birbiriyle yarışacak. Tabii ki Damlacan'da Seda doğru. Seda'da Berna'da iyi bir yani yarışım için fakat Berna gidebilir veya Damlacan. Damlacan'la Seda bir adım öndeki gidiyor performans açısından. Tabii yani OG'da en iyi yani erkeklerde kırmızı takımda en iyi kişi. Çünkü Poyraz gitti, Hakan gitti, Yaman gitti. Kim kaldı? Furkan kaldı. Botuan var, Yasin var, OG'da var. Baktığımız zaman tabii ki performans açısından kırmızı takım baktığımız zaman Sercan harika yaşıyor. Özgür yaşına rağmen harika yaşıyor. Yunus Emre zaten başka bir evren. Yani Yunus Emre bir kesimden hakim olsa bak kazanıyor. Yunus Emre dediğim gibi sizinle hakim olduğu sürece özellikle kavgalar karışmadığı sürece finale kalır arkadaşlar. Yani finalde Yunus Emre'yi de görebiliriz. Peki adalar birleştiği zaman neler yaşanacak tabii ki. Adalar birleştiği zaman yüksek tansiyon görebiliriz.